Evet, herkese iyi akşamlar. Ben Doktor Cem Demirel, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu ayki Journal Club makale kulübümüze hoş geldiniz. Bu ayki makale toplantımızda aslında günlük pratiğimize çok büyük etkileri olacağını düşündüğümüz iki makale seçtik. Hep aklımıza hastalarla konuşurken şu soru geliyordu. Embriyolara genetik tarama yaptık. Fakat acaba yanlışlıkla biz genetik tarama teknik olarak hatalı bir normal embriyoya yanlışlıkla anormal dediği zaman bu embriyonun biz tutunma şansını elinden alacağız. Transfer etmeyeceğiz. Hastanın belki şansını azaltacağız. Hastalarla genetik tarama konusunda danışmanlık yaparken hep bu soru işaretini tartışıyorduk. Makalelerden birisi buna bir cevap verecek. O yüzden pratiğimize çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Diğer makale ise yine eskiden beri bildiğimiz azalmış over rezervinde biz ne diyorduk? Yalnızca azalan oosit sayısı. Kalitesinde bir sorun olmayacağını düşünüyorduk. Fakat diğer makalede de azalmış over rezervli insanların, kadınların yumurtalarının da kromozom sayı olarak bozukluklar gösterme şansının artacağını bize gösteriyor. Bunlar günlük pratiğimizde ve hastalara bilgi verirken çok önemli iki konu. Bu konuları tartışan makaleleri hazırlayan sevgili arkadaşım Doktor Fırat Tülek, Ataşehir Memorial Hastanesi Tüp Bübek bölümünde çalışıyor ve yıllardır bize bu alanda büyük emekleri olan Müstecep Kavrut, Fulya Akademi'de görev yapıyor. Makaleleri bu değerli arkadaşlarım sunacak. Her makalenin ardından da sevgili Belgin Devrenoğlu, Zeynep Kamil Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden ve Batuhan Özmen, Ankara Tıp Fakültesinden kendilerine ait olan makale ile ilgili makaleyi değerlendiren bir yorum yapacaklar, bir tartışma yapacaklar. Tüm bunların ardından da siz değerli dinleyicilerin eğer paylaşmak istediği yorumlar varsa yapmak istedikleri ya da sorular varsa Zoom toplantı panelinin altında chat bölümü var. Oraya yazarak sorularını hepimizle paylaşabilirler. Evet, ben bu açılış konuşmasından sonra ilk makaleyi sunmak üzere sevgili Fırat'a söz veriyorum. Evet Fırat, Teşekkürler hocam. başlayabiliriz. Teşekkürler hocam. Öncelikle bu güzel toplantıyı düzenleyen başta Cem Demir hocam olmak üzere Recai hocama, Batuhan hocama teşekkür etmek istiyorum. Ergin hocama ve Müstak hocama da merhaba demek istiyorum. Makale Fertilistev 2021 yılında Fertilistev Nisan 2021 yılında Fertilistev'de yayınlandı. Makalenin konusu düşük over rezervli hastalarda yaştan bağımsız olarak anopri taraması için yapılan reemplantasyon genetik taramanın düşük over rezervi hastalarda azalmış öplüet oranıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir denilmektedir. Aslında bu da over rezervinin kuantite dediğimiz sayısal olarak azalmasının aslında oosit kalitesinde de eş Hocam, zamanlı bir Fırat hocam bölüyorum ama sunumunuzu başlattınız mı bizlere gelmedi çünkü. öyle mi? Pardon. Evet. Geliyor mu? Şu anda gelmedi hocam. Zaman tekrar paylaş. Evet. Şu an bizde gözükmüyor çünkü. Şu an geldi. Bir de full screen yaptınız. Teşekkür ederim. Tamam. Dediğimiz gibi düşük over rezervi hastalarda bu azalmış over rezervi öplüet oranlarında da artma neden olabilir tarzında bir çalışma. Bu over rezervinin kuantitatif dediğimiz sayısal olarak azalması aslında bir bakıma oosit kalitesinde de azalmanın birlikte eşlik edebileceğini bir kanıt olarak değerlendirmektedir. Şimdi gibi modern fertilite tedavilerinde başarılı hissine veren önemli faktör belki de oosit kalitesidir. İlerleyen yaşla birlikte oosit kalitesinde ve oosit sayısında azalmanın birlikte olduğunu gösteren birçok çalışma mevcuttur.
Günümüzde aynı yaş grubunda olsa da OER rezervi ile ilgili quantity dediğimiz yani OER'in sayısal olarak ölçülen testler özellikle antral folikül ve AMH'da OER rezervinin metrik ölçümleri yapılarak yapılan OER'lerin sayısal olarak ölçümü aynı yaş grubu hastalarda büyük varyasyonlar göstermektedir. Aynı şekilde aynı yaş grubunda OOSD kalitesi de farklı hastalarda aynı yaş grubunda büyük varyasyonlar göstermektedir. Belki de aynı yaş grubunda bazı patolojik infertilite nedenlerinde de büyük kısmı belki de bu OOSD kalitesindeki aynı yaştaki hastalardaki farklı olmasından kaynaklanabilmektedir. Günümüzde OOSD kalitesini başlı başına test edecek herhangi bir klinik testimiz yok. Düşük OOSD rezerv bilindiği gibi IVF kliniklerinde özellikle sık karşılaşan bir klinik antite. Tüpek tedavi sırasında özellikle IVF tedavilerine düşük prognozlu cevap verdikleri zaman bu hastalar aslında düşük OOSD rezervi olarak atfedilebilmektedir. Aslında kliniklerimizde düşük OOSD rezervi tanımı daha çok ovaryen stimülasyona cevaplı azalma ve fekündütedeki azalma olarak tanımlanabilmektedir. Ancak günümüzde tek kabul edilen bir düşük OOSD rezerv tanımı bulunmamaktadır. Bunun da büyük ihtimalle nedeni düşük OOSD rezervinin altında yatan birçok patofizyolojik mekanizmalardan kaynaklanabilmektedir. Literatürde birçok tartışma var bununla ilgili. Özellikle OOSD kalitesi ve OOSD sayısının birlikte azalıp azalmadığı konusunda literatürde büyük tartışma mevcut. Bir görüşe göre özellikle anormal derece düşük OOSD rezervi olan hastalarda yani OOSD rezervi azalan hastalarda overleyen yaşlanmanın da birlikte gidebileceği yani OOSD sayısının azalmasıyla birlikte OOSD'deki OOSD kalitesinin de paralel olarak azalabileceğini belirten çalışmalar mevcut. Yani o OOSD miktarı ile OOSD kalitesindeki düşüş aslında birbirlerine bağlı bir süreç olarak gözükmektedir. Yine yapılan çalışmalarda OOSD sayısındaki azalma yani düşük OOSD rezervi hastalara yapılan çalışmalarda literatürde embriyo kalitesinin azaldığı, bu düşük OOSD rezervi hastalarda fertilitenin azaldığı, özellikle düşük OOSD rezervi hastalarda anaploidi gebelik oranlarının arttığı ve buna bağlı olarak da düşük riskinde arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Yine literatürde karşı bir görüş olarak da OOSD sayısıyla OOSD kalitesi arasında herhangi bir bağ olmadığı, buna iki farklı bağımsız süreç olarak değerlendirilmiş. Bu perspektif yaklaşımda düşük OOSD rezervinin sayısal olarak ölçümleri aslında bir kronolojik yaşın ötesinde OOSD kalitesi hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir denilmektedir. Buna bağlı olarak da bu düşük OOSD rezervi hastalarda OOSD yumurta kalitesi, fertilite, anaploidi riskinde herhangi bir artma olmamaktadır denilen çalışmalar vardır. Aslında biz bu kalitenin nicelik olan ilişkisini test ettiğimiz zaman aslında yani OOSD rezervindeki sayısal azalmanın kaliteyi etkileyip etkilemediğini tespit ettiğimiz zaman, ortaya çıkardığımız zaman aslında ovaryen biyolojinin önemli bileşenini de ortaya çıkarmış oluyor. Ve bu sayede bireyselleşmiş tedaviler de ortaya çıkacak. Günümüzde embriyo seçimi artık mevcut en iyi teknoloji olarak embriyo seçiminde preimplantasyon genetik tarama testlerinde, anaploidi taraması amacıyla yapılan preimplantasyon genetik tarama testleri kullanılmaktadır embriyo seçimi için. Aynı zamanda indirek olarak bu öploid embriyolar OOSD kalitesini ve embriyo gelişimi içinde iyi birer pretel olarak kabul edilmektedir. Günümüzde yine başarısız konsepsiyonların büyük kısmı aslında anaploid embriyolardan meydana gelmek. Yani büyük başarısız konsepsiyonların büyük kısmı anaploidden neden olmaktadır. Anaploid nedeniyle olmaktadır. Anaploidlerin de büyük bir kısmı OOSD kaynaklı. Yani büyük kısmı OOSD'den kaynaklanan anaploidlerden meydana neden olmaktadır. Bu çalışmayı düzenleyenler de bu düşük OOSD rezervi hastalarda daha düşük öploid embriyo oranının olup olmadığını test etmek. Yani sayısal olarak bu düşük OOSD rezervi olan hastalarda OOSD sayısıyla OOSD kalitesi arasında bir bağlantı olup olmadığını test etmek amacıyla düzenlemişler. Burada öploid blastokisti aslında bir OOSD kalitesi belirteci olarak kullanılacak. Yani öploid embriyo demek aslında bir OOSD kalitesini gösteren bir vektör, bir faktör olarak belirtmişler. Çalışmamız 2010 ile 2019 yılları arasında California San Francisco Üniversitesi'nde retrospektif kohort bir çalışma. Özellikle PG, preimplantasyon gerekli tarama testi yapılan, anaploid taraması için yapılan tüm otolog IVF X6'ları çalışmaya dahil edilmiş. İnfertil tanısı olmayan çiftler
kalıtsal monogenik hastalıklar, tek gen hastalıkları, tekrar gebelik kaybı olan hastalıklar, fertilite korumak amaçlı yapılan embriyo bank statüsleri ve 42 yaş üstündeki hastalar çalışma dışında bırakılmış. Özellikle bu 42 yaş üstündeki hastalar çalışma dışında bırakmalarını, özellikle bu yaştan sonra ovaryen yaşlanmanın ciddi anlamda arttığından dolayı bu yaş grubunu çalışma dışında bırakmışlar. İnfertilite tanısını koyan kişiler ilk birinci doktorları, yani ilk başvurdukları doktorlar bu düşük ovaryen rezervi tanısını koymuşlar. Ve bu tanıyı da Bologna kriterlerine göre koymuşlar. Bu doğru dışındaki infert nedenlerini de kontrol grubu olarak almışlar. Çalışmanın primer outcome'ı öprioid embriyo oranı. Daha sonra bu embriyoları donmuş embriyo statüsleriyle transfer ederek gebelik sonuçlarını değerlendirmişler. Siklus takiplerinde de genellikle ilk başvuran doktorlara göre bireysel olarak antrafürit sayısı, AMH düzeyi, body mass index ve yaşına göre tedaviler başlanmış ve %80 antagonist siklus başlanmış, %19 oranında agonist siklusler başlanmış ve tedaviye başladık gonotropinler olarak da PSH ve LH'in birlikte gonotropin birlikte kullanılmış eş zamanlı ve 150 ile ortalama 450 ünite arasında tedavi başlanmış. Trigger günündeki trigger günü kriteri olarak da özellikle 2'den fazla 17 milimetre üstünde folikül olan ve diğer kohort folikülleri 13 üstünde olduğu zaman da trigger yapmışlar. Burada trigger'ı HCG trigger, löpürolit asetat ve PSH'la 450 ünite PSH'ın ortak bir kombinasyonla trigger yapmışlar final kohort kontrasyonu için. Genellikle HCG ile HCG trigger ile birlikte 450 ünite PSH co-trigger yapmışlar. Daha düşük olarak da HCG ile löpürolit asetat trigger yapmışlar ve 36 saatte ok işlemini yapmışlar. Preimplantasyon genetik tarama için 3 yöntem kullanmışlar. 10 yıl boyunca yapılan bir çalışma olduğu için single nükleotit polimorfizm array SNPA dediğimiz yöntemi yapmışlar %60 oranında. RACJ yapmışlar %21 oranında ve %19 oranında NGS ile bu embriyoları taramışlar ve 3 sonuç elde etmişler. Mozaik embriyoları undeterminate olarak tanımlamışlar. Evet, pardon. Fırat, slaytlara devam ettirebilir misin? Sanırım onları göremiyoruz. Tamam abi. Hani siklusu kısaca bahsedeyim diye söyledim abi. Peki, şimdi 3 grupa oluşturmuşlar. Öplüt embriyolar, anöplüt embriyolar ve undeterminate olarak tespit etmişler. Ve grup grade 3 BB embriyo üstündeki embriyoları biyopsi yapmışlar. Aslında çalışmanın sonuç kısmı bu. Toplamda 1675 1152 kadın üzerinde 1675 IVF siklusu yapılmış ve orta toplam olarak 8073 blastocyste biyopsi yapılmış. Sonrasında 225 kadına yaklaşık %20'sine teşkil ediyor. Primer infert tanısı doğru olan hastalara çalışmaya dahil etmişler. Burada baseline karakteristik özellikleri gözüküyor. Grupların 225 doğru hastası, 927 non-doğru hastası, yaşlar 39.5-37 non-doğru grubunda, body mass index'ler benzer. Antral folikül sayısı doğru grubunda 8.8, non-doğru grubunda 14.7. M2 oosit sayısı, elde edilen oosit sayısı doğru grubunda 11, non-doğru grubunda 19.4. M2 oosit sayısı doğru grubunda 8.4, non-doğru grubunda 14.7. 2PN sayısı ise doğru grubunda 7.1, non-doğru grubunda 12.6. Blastocyste bitme oranları da her iki grupta benzer olarak, yani doğru grubunda %45, non-doğru grubunda %44 olarak belirlenmiş. Yapılan biyopsi sayısı, blastocyst biyopsi sayısı doğru grubunda 2.9, non-doğru grubunda 5.3 olarak tespit edilmiş. Aslında çalışmanın özet tablosu bu. Bu çalışmada öploid embriyoları yaş gruplarına göre doğru ve non-doğru gruplar arasında sınıflamışlar. Ve overall baktığınız zaman doğru grubunda %29 öploid oranı var. Non-doğru grubunda ise %44.9 öploid oranı var. Bu yaşla birlikte adjust edildiği zaman yaklaşık olarak doğru grubunda non-doğru grubuna göre %23'lük bir öploid oranında azalma test etmişler. Daha sonra bu doğru ve non-doğru tanısını klinisyenlerin ilk primer doktorları koyduğu için aslında bir bakıma over rezervinin sayısal olarak en iyi göstergesi olarak hatta
antrafolikülden ve oğusit sayısından AMH'den bile değerli olarak gördükleri için M2 oğusit sayısına göre değerlendirmişler. Yani bir ikinci bir kontrol grubu olarak düşünmüşler bunu. Ve en düşük M2 sayısına sahip gruplardaki öplot oranıyla en yüksek M2 sayısına sahip gruplardaki öplot oranını yaş gruplarına bölmüşler ve gene bir check kontrol mekanizması olarak benzer bulmuşlar. Yine düşük OR rezervi olan hastalarda %22 oranında öplot embri oranını azalmış olarak görmüşler. Bunu da grafik olarak göstermişler. Sol taraftaki bu direkt klinisyenlerin doktora tarafından yapılan Dorvan angiografisine göre öplot oranları. Bu da sağdaki de M2 oosit oranına göre öplot embriyo yüzdeleri grup yaşlar arasında. Sadece 35-37 yaş grubunda aynı yaklaşık olarak 150 civarında öplot embriyo bulunmuş ama diğer tüm gruplarda düşük OR rezervi olan hastalarda öplot embriyo oranı normal OR rezervi olan hastalara göre anlamlı olarak düşük olarak tespit edilmiş. Daha sonra bu öplot embriyoları transfer etmişler ve öplot embriyoların IVF outcome'ları, gebelik sonuçlarını karşılaştırmışlar. Yine burada DOR, NAN-DOR ve M2 host sayılarına göre karşılaştırmışlar ama görülmüş ki her iki grupta da gebe olmayanlar oranları benzer, biyokimyasal gebelik oranları benzer, klinik düşük oranları benzer, ektopik gebelik oranları benzer, canlı doğum oranları da %56.8'e %54.8. Yine aynı şekilde ilk kontrol grubu olarak yani biz bu tanıyı DOR, NAN-DOR tanısını klinisyen koyduk için acaba biz bir M2 oğuz sayısına göre bu öplot embriyo oranları değerlendirirsek benzer çıkacak mı tarzda yaptıkları zaman yine benzer şekilde klinik canlı doğum oranları arasında yine fark bulamamışlar. Aslında burada çalışma yapanlar şunu söylemekte. Literatürde bu bilgi zaten bilinmekte. Öplot embriyonu, genetik normal bir embriyonu düşük OR rezervi statüsünden veya yaştan bağımsız olarak gebelik potansiyelleri aynı. Yani öplot bir embriyo koyduğunuz zaman düşük OR rezervi olsa da olmasa da veya yaştan bağımsız olarak bu embriyonun gebelik potansiyeli yani canlı doğum oranı benzer olarak bulunmuş. Çalışmada görüldüğü gibi düşük OR rezervi hastalarda öplot embriyo oranı normal rezervi hastalara göre yaklaşık %23 oranında daha düşük çıkmış. Aslında bu durum yani OR rezervisindeki sayısal azalma aslında oosiplerdeki bir yaşlanmanın göstergesi olabilir. Yani sayıyla birlikte eş zamanlı OR'lerde yaşlanıyor olabilir denilmektedir. Yani OR rezervinin sayısal kuantitatif ölçümüyle aslında kalite ölçümü arasında azalma birbirine paralel olabilmektedir. Bu çalışmada gösterilmiş denilmektedir. Şimdi literatürde bu çalışmaya benzer çalışma var. Yine 2013 yılında yapılan bir çalışmada yine düşük OR rezervi hastalarda anoplidi oranının daha yüksek olduğu gösterilmiş. Ancak bu çalışmada ama artist tarafı katılım sayısı 3 kat fazla olması ve yaş faktörünü devreye sokarak düzeltilmiş öplot embriyo oranları verilmiştir. Yine aynı şekilde doğrulu hastalarda trizomik gebelik oranları, anoplid oranları arttığı için daha fazla test edilmiş. Yine bu doğrulu hastalarda yüksek abort oranını da aslında bir bakıma nedeni de ortaya koyuyor bu çalışma. Sonuçta düşük OR rezervi hastalarında yüksek abort oranı bir nedeni de bu hastalarda anoplitik embriyo oranının da fazla olması olabilir. Ancak düşük OR rezervi hastaların gebe kalma süreleri normal responder bir hastayla gebelik kalma süresi açısından fark olmamasına rağmen düşük riski daha fazla olabilmektedir. Yine Morin ve arkadaşların yaptığı bir çalışmada, yine aynı benzer metodolojiyle yapılan bir çalışmada Morin ve arkadaşlarının düşük OR rezervi hastalarda baktığı anoplidi öplot oranlarında benzer olarak bulmuş. Bu tartışma kısmında bu çalışma yapanlar özellikle bu Morin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın iyi hasta grubunda yapıldığını özellikle 38 yaş üstü hastayı çalışma dışında bıraktıkları infertil süresi 12 aydan kısa olan yani iyi bir hasta grubunu aldıkları için bu fark olmadığını ortaya koymuşlar. Dediğimiz gibi öplot embriyolar arasında fark var gibi gözüküyor. Yaklaşık olarak düşük OR rezervi hastalarda %23 oranında bir öplot embriyonun daha az tespit edilmektedir. Ama dediğimiz gibi bu öplot embriyo tespit edildikten sonra yaştan bağımsız olarak veya
düşük oil rezervi statüsüne bağımsız olarak gebelik performansları tüm çalışmalarda aynı olarak test edilmiş. Hızlıca bunu da söyleyeyim. Çalışmanın güçlü tarafları uygun klinik laboratuvar yöntemi yapılmış. Geniş kapsamlı tek bir merkezde yapılmış. Doğru tanımlamak için alternatif bir yöntem yapmışlar. Ya yani bir klinisyenin, doktorun tanımladığı doğru şeklinde bir de bu M2 Oğuzlukları alarak değerlendirmişler ve çalışmayı sağlamlığını güçlendirmişler demektedir. Çalışmanın zayıf yönlerine geldiği zaman retrospektif çalışma, doktorun tanı koyması, doğru tanısını doktor tarafından konuluyor ve her doktor buna uygun Bologna kriteri uygun doğru tanısını koymamış olabilir deniliyor. Ve bu gruptan bu yüzden de bu doğru düşük oil rezervi hastalarda beklenenden daha fazla OST elde edilmiş. Yine polikistik %5 bir polikistik hasta dahil edilmiş bu çalışmaya. Ancak bu polikistik hastanın bu çalışma sonuçlarını çok etkilemediği söylenir. Çünkü polikistik oil sendromu hastalar da bir bakıma bozulmuş OST kalitesi ilişki olduğu için bizim kendi sonuçlarımızı çok etkilemediğimiz. Çalışmanın süresi 10 yıl boyunca yapılan biyopsiler. Bundan dolayı da bu biyopsi ve PGT yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte biz burada bir sonuçlar etkili olabilir. Yani birçok biyopsi yöntemi değişti. 10 yıl öncesi gibi değil. PGT yöntemlerinin gelişmesi sonuçlarımızı etkilemiş olabilir diyor. Ancak burada güç ve zaman arasında kaçınılmaz bir değişiklik olduğu için burada kaçınılmaz bir durum ortaya koyuyor. Diğer bir zayıf tarafı antrenal folikül sayısı ve AMH verisi yok bu çalışmada. Ondan dolayı da bu iki veriyi öklet oranlarıyla karşılaştıramamışlar. Diğer bir şeydi, bu çalışmada blastokiste giden bişkin embriyolarda biyopsi yaptıkları için blastokiste gitmeyen hastalarda bu sonuçları genelleyemiyoruz diye eleştirmişler. Yine prospektif olarak çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmiş. Aslında sonuç olarak çalışmanın özeti infertil çiftlerde özellikle over rezervinin sayısal kuantiti dediğimiz sayısal over rezerv azalması eş zamanlı olarak aslında overin kalitesindeki de azalmayla birlikte paralel gidebilir denilmektedir. Yani aslında bir bakıma over rezervinin sayısal olarak azalması overin yaşlanmasının bir göstergesi olabilir denilmektedir. Ancak öploid embriyo bulunduktan sonra doğru statüsünden veya yaştan bağımsız olarak öploid embriyoların canlı doğum potansiyelleri benzer. Bu da son kısımda iki patofizyolojik doğrudan bahsedilmektedir. Yani her doğru aynı saymayalım tarzında bir veri var. Doğru fenotipi ikili yani patofizyolojik ve fizyolojik olarak iki ayrı doğru fenotipi öne sürüyorlar. Ve bu doğru düşük oil rezervi etiyojeninin hipotezini test etmek için de hasta tedavilerini bireyselleşmek için de ileriye dönük çalışmaların olması gerektiğini söylüyorlar. Peki Fırat, çok teşekkür ederiz detaylı sunum için. Şimdi Belgin Hocam'dan ben bu çalışmayı bir değerlendirmesi ve bizim neler çıkarabileceğimizi ya da neler çıkarmayacağımızı bizden yorum olarak paylaşmasını istiyorum. Evet, çok teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu çalışma Fırat'ın da söylediği gibi 2021 yılında Fertisteril'de yayınlanmış ve en büyük handikapı retrospektif olması. Yani gerçi doktorlar farklı şekilde Bologna kriterlerini değerlendirip daha farklı şekilde tedaviye başlamış olabilirler. Daha sonra M2 düzeylerine bakılmış ama bu tedaviye başladıktan sonra olduğu için belki tedavi protokollerini değiştirmiş olabilir. Yani farklı tedavi protokolleri belki uygulanacaktı. Bir de şeye baktığımızda literatüre Kutluk Oktay'ın 2015 yılında yaptığı bir derleme arkadaşlarıyla beraber burada BRCA1 düzeyleri bakılmış. Ve bildiğimiz gibi bütün genetik yapı DNA'da toplanıyor ve kromozomlarda ve bunlar sürekli bir yıkım ve yapım şeklinde birbirlerini ama bu yıkım ve yapım arasında bir dengesizlik oluştuğu zaman karşımıza çeşitli hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Kutluk Oktay ve arkadaşlarının yaptığı bu derlemede de BRCA1 mutasyonlarına bakılmış. Ve demişler ki bu genç yaşta BRCA1 mutasyonu görüldüğü zaman over rezervi azalıyor. Over rezervi azalırken anöploidi sayısının da arttığını söylemişler. Bunun nedeni olarak da BRCA1 aslında bu DNA yıkımlarında devreye girerek onarımı sağlıyor. Fakat mutasyona uğradığı zaman, bu onarım yeterli olmadığı zaman erken over yaşlanmasına
neden oluyor demişler. Hatta BRCA1 mutasyonları çok erken yaşta ve yüklü miktarda olduğu zaman meme SA'yı ve over SA'yı çok erken yaşta görüyoruz. Oysa yaş ilerledikçe eğer bu BRCA1 mutasyonlarıyla karşılaşırsak bu hastalarda da over yetmezliği ve anopleidi görülüyor denmiş. Ve bunu şu şekilde yapmışlar. Meme SA'sı olan hastalarda BRCA1 mutasyonu var mı yok mu diye bakmışlar. Mutasyon olanlarda, meme SA artı mutasyon olanlarda over rezervinin daha düşük olduğunu gözlemlemişler. Yine bu çalışmanın bir diğer handikapı da tabii iki grup arasında DOR hastaları ve non-DOR olanlar arasındaki sayı farkı çok fazla. Birinde 200 küsür hasta alınmış, diğerinde 900 küsür. Bu da sonuçları olumsuz yönde etkileyebilir. Ve FSH'ın etkileşimiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor bize. Oysa literatüre baktığımızda bununla ilgili 2005 ve 2011 yılında yapılmış çalışmalar var. Bunlar genelde IVM çalışmaları. Fakat şöyle toplanan immatür oositler IVM'lerde bir yüksek düzeyde FSH'a bir de düşük düzeyde FSH'a maruz bırakılmışlar. Birinde 2 nanogram bölü mililitreyken diğerinde 2000 nanogram bölü mililitreye. Bu kültür ortamında bekletilen bu immatür oositler daha sonra kromozoma analiz yapılmış ve bu analizde görmüşler ki FSH oranı yüksekse eğer anopleidi oranı artıyor. Yani bu çalışmada hangi hastada FSH daha yüksek verilmiş, hangi hastada anopleidi bununla ilgili bir karşılaştırma göremiyoruz. Belki de normal fizyolojide de yaşla beraber FSH artıyor. Ve FSH'ın artmasıyla beraber belki anopleidi karşımıza çıkıyor. Genç ve DOR olan hastalarda da FSH düzeyi arttığı için belki bu FSH düzeyinin artması da anopleidiyi arttırıyor olabilir. Ve yine bu çalışmada hiç semen analiziyle ilgili bir şey yok, değerlendirme yok. Aslında tamam spermler, spermatogenezis çok hızlı bir şekilde geliştiği için çevresel faktöre çok az, daha az maruz kalıyor. Ve daha az maruz kaldığı için de anopleidi daha az görülüyor. Görülse bile bunlar kısa sürede elimine ediliyorlar. Yaştan bağımsız olarak spermatogenezisteki spermlerdeki anopleidiler elimine ediliyorlar ve embriyolardaki anopleidiler genellikle oosit bazlı olduğu söyleniyor. Ama burada altın standart semen analizi. Bunlardan hiç bahsedilmemiş ve yine yapılan çalışmalar bize göstermiş ki semen analizi normal bile olsa hastaların eğer infertilse, bunlarda DNA fragmentasyonuna bakıldığı zaman bu spermlerde %5-10 oranında aneuploidi görülmüş. Yani bu oran burada hiç bahsedilmiyor. Belki daha ileriki çalışmalarda bu FSH düzeyleri bakılabilir, BRCA1 mutasyonları bakılabilir ve yine spermdeki aneuploidi oranları bakılabilir. Bir de işte Ferhat da bahsetti zaten. Ne kadar oranda hani ilk başlangıçtaki klivaj evresinde birçok anöploidi zaten kalıyor belki. Blastosiste kadar gitmiyor. Bu oran net olarak burada belirtilmemiş. Yani belki de blastosiste ulaşmadan birçok anöploidik embriyo elimine oldu. Onu da bilemiyoruz. Ama burada yalnız bir cümlede Fırat bahsetti. Oran olarak eşit oranda DOR ve DOR olmayan hastalarda blastosist geliştiğinden bahsetti. Evet. Evet. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Sizin katkılarınız. Teşekkür ederiz. Belki de burada Fırat da söyledi, oosit sayıları çok fazla DOR grubunda bile. Belki de bu Poseidon grubuna göre Poseidon'un 3 ve 4 yani daha ağır olan şeylerine göre bir çalışma dizayn edilse daha anlamlı olurdu. Ama tabii çalışmanın başladığı yıllarda da Poseidon kriterleri yoktu. Yani bu bir hani uyarıcı bir fikir öne sürüyor. Çalışmanın çok eksik tarafları var. Ama hala demek ki DOR olan hastalardaki yumurta yalnızca nicelik olarak değil ama kalite olarak da belki etkilenebilir tartışması daha devam edecek gibi. Çok teşekkür ederiz sizlere. Şimdi ikinci literatürü sevgili arkadaşım Müstecep sunacak. Bu da çok demin toplantının başında söylediğim gibi çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten de biz
yani genetik tarama sonucu bir embriyoya anormal deyip onu vermediğimiz zaman acaba normal bir embriyoyu mu vermiyoruz? Yani teknik hatalardan dolayı onun şansını mı yitiriyoruz? Hastalara da hep bunu diyorduk. Fakat bu çalışma onun cevabını veriyor. Müstecep'ten dinleyelim bunu. Sanırım herhalde ben share screen yapacağım. Hı hı. Ben de sözlerime başlarken başta Cem Hocam olmak üzere Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği yönetimine teşekkür ediyorum bizi burada buluşturduğu için. Bugün ben sizlere Fertil Sterlin Mart 2021 sayısında yayınlanan bir orijinal makaleyi sunacağım. Bir prospektif, çok merkezli, blinded bir çalışma. Bu çalışmada NGS tabanlı PGD ile anopioidi tahlili kullanılarak bir anopioidi tanısının prediktif değerini değerlendiren bir çalışma. Çok merkezli, prospektif, blinded ve seçimsiz bir çalışma. Bu niye ilerlemiyor acaba? Şimdi çalışmaya önce bir genel bir bakış olarak baktığımızda dediğim gibi Amerika'da 4 tane merkezde bunlardan New York başta olmak üzere 2 tanesinde özellikle daha çok vaka alınmış çalışmaya ama toplam 4 tane merkezden hasta seçimi yapılmış. Buralarda canlı doğuma ulaşma başarısızlığını öngörmede NGS ile bir anopioid tanısı koymanın prediktif değerine bakmışlar. Bunu yaparken aynı zamanda da biyopsi etkisini değerlendirmeyi amaçlamışlar. Bu çalışma sırasında tüm kullanılabilir blastokistlere biyopsi yapılmış ve bunların içerisinden PGTA yani screening yapılan embriyolardan sonuç beklenmeksizin, PGT sonucu görülmeksizin morfolojik olarak en iyi görülen embriyo seçilerek tek embriyo, elektif single blastocyst transferi yapılmış. Klinik sonuçlar öğrenildikten sonra da PGT sonucu açığa kavuşturulmuş. Buradaki primer outcome klinik sonuç. Klinik sonuç dediğimizde canlı doğuma ulaşma başarısızlığını öngörmede anopioidinin gücü. Yani bir anopioid embriyo verdiğinizde ne kadar oranda canlı doğuma ulaşmamayı öngörüyor. Sekonder outcome ise sustained implantasyon dedikleri, yani kalıcı implantasyon dedikleri, onun çapların üzerindeki şey olarak tamlamışlar bunu, gebelik olarak. Trofektoderm biyopsisinin bunun üzerine, yani kalıcı implantasyon üzerine etkisini değerlendirmişler. Şimdi biliyorsunuz gerçek üreme potansiyeli olan bir embriyoyu tanımlayabilecek bir teknoloji geliştirmek tıbbın en büyük arzularından birisi. Biz geçmişten bugüne ne yapıyoruz? Morfolojik olarak değerlendiriyoruz. D3'te, D5'te, D2'de vesaire. Blastokist aşamada da yani en iyi morfolojiye göre değerlendiriyoruz. Bir de uzamış kültür yani blastokist kültürü yapıyoruz ama bunun faydalarının sınırlı olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Nitekim SART datası bu şekilde seçilen embriyolarda yani 35 yaş altında %45 canlı doğum oranı verirken üstünde bu oran %7'lere kadar düşüyor. Yani demek ki o zaman üremeyi sınırlandıran en önemli faktör anopioid. 30 yaş altındaki anopioid oranı %30'lardayken 40'lı yaşların ortalarında bu oran yaklaşık olarak %90'ların üzerine çıkıyor. Şimdi preimplantasyon genetik tarama PGTA anopioidi amaçlı. Çünkü bir de tekken amaçlı yapılanı var. İşte structure şeyler var vesaire. Birçok nedenle PGTA yapılabiliyor ama anopioidi amaçlı PGTA giderek artan kullanımı ile bu çalışmada ifade edildiği gibi ve başka da birçok çalışmada belirtildiği gibi
anaerobik embriyo transfer riskini azaltır. Bu yolla implantasyon oranlarını artırır. Gebe kalma süresini, aslında gebe kalma demeyelim de canlı doğuma ulaşma süresini kısaltır. Abort oranlarını düşürür. Birden çok embriyo olduğunda elektif tek embriyo transferi yaparak makul gebelik oranı verirken aynı zamanda da çoğul gebelik oranlarını azaltır. Buna karşın PGT ile yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar da var. Klinik yararının olmadığı yönünde sonuçlar veren randomize kontrollü çalışmalar var. Peki endişeler neler? Endişeler bu, deniyor ki bu çalışmaların çoğu iyi prognozlu gruplarda yapılmış ve üreme potansiyeli olabilecek bazı embriyolar blasta gidememe ya da biyopsi etkisi nedenleriyle diskard olabilir. Error rate var, mozaicism var, hatalı sonuçlar var, amplification failure'lar var. Yani başka birçok nedenlerle de PGT yaptığımız embriyolarda sonucu göremeyebiliriz veya belki de sağlıklı bir embriyoyu açılışta da Cem Hocam'ın da belirttiği gibi belki de sağlıklı bir embriyoyu kaybedebiliriz. İşte bu çalışmada anaerobik bir embriyonun canlı doğuma gidememe başarısızlığını göstermede prediktif değeri ortaya konarken aynı zamanda öplüit bir embriyonun canlı doğumu predikte etme gücü ortaya konmuş. Önceki çalışmalardan önemli bir farkı tekniğin ileri bir teknik olması. Biz çünkü geçmişte PGT'yi biliyoruz. İşte fiş yöntemi, sonraki yöntemler 4, 8, 12 kromozomlar bakıldı. Birçok error rate'ler vesaire vardı. Ama şimdi özellikle NGS bu teknik error rate'i son derece düşürdü. Yani tekniğin ileri bir teknik olması da bu çalışmanın belki de gücünü ortaya koyan şeylerden birisi. Şimdi ne yapılmış bu çalışmada? Geniş bir yaş grubu alınmış. Çalışma prospektif dizayn edilen bir çalışma ama PGT sonucu retrospektif değerlendirilmiş. Yani sonuç bilindikten sonra PGT sonucu açıklanıyor. Dizayn prospektif bir cohort çalışma, non-selection bir çalışma ama PGT sonuçları sonradan açıklanıyor. Peki bu 18-44 yaş arası hastalarda kimleri almıyorlar? İşte gebeliğe etki edebilecek ince endometriyum, tekrarlayan gebelik kaybı, obezite, hidrosalpinks, cerrahi yolla sperm elde etmeyi gerektiren durumlar, başka bir takım genetik bozukluklar, PGT gerektiren tek gen bozuklukları ve düşük over rezervi olanları almamışlar. Çok merkezli bir çalışma, prospektif bir çalışma. 4 tane merkez bu çalışmaya dahil edilmiş. Önce 2014-2015 yılları arasında hasta alımı yapılmış ama bu dönemde yeterli örnekten büyüklüğüne istatistiksel güce ulaşılmadığı için 2018-2019 arasında yeniden hasta alımına gidilmiş. Kriterlere uygun olan hastaların bir grubunda trafektöden biyopsi yapılmış ama dediğim gibi PGT sonucu bilinmeden morfolojik olarak en iyi embriyo seçilip transfer yapılmış. Aynı kriterleri sağlayan başka bir grupta ise biyopsi yapılmadan en iyi kalitedeki, yani morfolojik anlamda en iyi kalitedeki embriyo transfer edilmiş. Peki klinik sonuç olarak nelere bakılmış? İşte negatif dediğimiz grubu oluşturan negatif sonuç, biyokimyasal abort, ektopik, misset vesaire. Sustained implantasyon dedikleri başarılı veya successful dedikleri grupta ise canlı doğum ya da 13 hafta veya üzerindeki gebeliği almışlar. Evet. 13 hafta üzerindeki gebeliği de aynı şekilde canlı doğum gibi değerlendirmişler. Burada klinik sonuca yani canlı doğum ve 13 haftanın üzerindeki gebeliğe ulaşma başarısızlığını öngörmede anaerobik embriyodaki anaerobik sonucunun gücüne bakmışlar. Şimdi biraz önce dediğim gibi successful dedikleri şey live birth veya 13 haftanın üzerindeki gebelik. Bunu hesaplarken de toplam işte başarılı yani canlı doğum ve 13 hafta üzerindeki embriyoları toplam tüm transfer edilen embriyo sayısına bölerek birinci grubu belirliyorlar. Peki secondary outcome ne? Secondary outcome'da kalıcı implantasyon yani 13 hafta üzerindeki gebeliği elde etmede trafektöden biyopsinin etkisi. Çünkü çalışmanın bir grubunda da embriyolara herhangi bir biyopsi yapılmadan, PGT yapılmadan en iyi morfolojik özellikteki embriyolar transfer edilmektedir.
Şimdi çalışmada tabii özelliklerin ortak olmasına dikkat edilmiş. Herhangi bir bias vesaire oluşmasın diye randomizasyon seçili yok. Ama nelere bakılmış? İşte yaş, BMI, rezerv, embriyo sayısı gibi bir kontrol, bir kohortta kontrol grubu olarak alınmış ve iki grubun diğer tüm özellikleri istatistiksel anlamda aynı, benzer iken, identical iken TGT olmaması diğer grubun farkında oldu. Yani biyopsi efekt diğer grupta yok. Gebeliğin sonucu belli olmadan da işte TGT sonuçları açıklanmamış. İlki negatif olursa, iyi özellikte ikinci bir embriyo varsa onun transferinin sonrasında da yine aynı şekilde TGT sonucu beklenmiş. Yani açıklanmamış. Toplamda 646 çifte OP yapılmış. 2014'ten 2019'a kadar devamında eklenerek. Bunlardan 402 tane hastaya 484 tane toplam elektif single embryo transferi yapılmış. Kadın yaşının büyük bir kısmı dikkat ederseniz genç hasta grubunu oluşturuyor. Yani %45'i 35 yaşın altında, işte %30, 35, 37. Aslına bakıldığında ileri yaş grubunda, anoklidinin en yüksek olduğu ileri yaş grubundaki oran aslında çok yüksek değil. %11 oranında 40 yaş üstünde hasta var. 2110 embriyoya biyopsi yapılmış. Amplifikasyon failure %0.6, son derece düşük. Non-concurrent result %2.2. Toplam %2.8 hastada bir sonuç verilememiş. Şimdi bunların yaklaşık olarak %60'ı öploid olarak gelmiş. %24.6'sı da anöploid olarak gelmiş. Mozaik olanların oranı %3.5, segmental anomalilerin oranı %8.8. Toplamda canlı doğuma veya 13 haftanın üzerine gebeliğe ulaşan embriyoların oranı %64.7. Halbuki eğer embriyoya total anoploidi, bu mozaikler vesaire şunlar bunlar diye total anoploidi koymuşsanız, evet belirli bir gebelik oranı veriyor, implantasyon oluyor, gebelik oluyor ama canlı doğuma ulaşma %0. 102 tane anoploid embriyonun hiçbirisi 13 haftanın üstünde gebeliğe ya da canlı doğuma ulaşamamış. Sonuçta öploid bir embriyo tanısı koyduğunuzda bunun canlı doğumu bu çalışmaya göre ya da kalıcı implantasyonu predikte etme gücü yaklaşık %64.7. Halbuki eğer total anoploid olarak belirlerseniz bu embriyoyu transfer ettiğinizde canlı doğum %0. 13 haftanın üstünde gebelik ya da canlı doğum yaklaşık olarak %0 olarak dikkatinizi çekiyor. Şimdi bu öploid ve anoploid embriyolara baktığımızda aslında bakın gebelik oranlarında anoploid embriyolarda da çok dikkat çeken bir artış var. Yani sonuçta 312 tane transfer edilen embriyolar var. Bunun %82'si öploid embriyoların %82'si implant olmuş. Peki sonrasında nasıl gelişmiş? %9'u kimyasal gebelik, %7.4'ü klinik abortus ve %1'i de ektopik gebelikle sonuçlanmış. Ama devam eden 13 haftanın üstünde veya canlı doğum oranı %64.7. Yani oldukça yüksek bir oran olarak görüyorsunuz. Altta da anekloid olanları görüyorsunuz. Anekloid oranlarına dikkat ederseniz canlı doğum %0. Makul oranda bir gebelik var ama klinik gebelik aşamasını geçip devam eden ongoing gebelik ve doğum %0 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada tabii sonuçlar ortaya konurken tamamına tam işte anöklüydü veya öklüydü değil, arada bazı başka tanılar da var. Mesela mozaik embriyolar var. Yaklaşık olarak total transferlerin %3'ü, yani 16 tane mozaik embriyoya baktığımızda mesela ne oluyor? Bunlardan yaklaşık olarak bir tanesi negatif olmuş, iki tanesi kimyasal,
11 tanesinde canlı doğum var. Yani mozaik embriyolar buradan çok az bir hasta grubu. Tabii bundan bir sonuca varmak çok zor, mümkün değil ama biz de kendi klinik pratiğimizde bazen mozaik embriyoları hastayla da görüşerek, genetikçinin görüşünü alarak, onamını alarak çoğumuz transfer ediyoruz. Nitekim bakın bu çalışmada da az sayıda olmasına rağmen dikkat ediniz. Bir iki tane abort olurken %11 tane, yani mozaiklerin %68'i canlı doğuma gitmiş. Segmental anomaliler ise, yani total anomali değil, segmental anomaliler ise transfer edildiğinde yaklaşık olarak 5 tanesi kimyasal gebelikte, işte 2 tanesi klinik abortla sonuçlanırken bunların da yine 12 tanesi, yani segmental anomalilerin %30'u aynı şekilde canlı doğuma gitmiş. Tam kanı konamayan, yani non-concurrent embriyolarda ise baktığımızda bakın 3 tanesi negatif sonuç alırken 1 tanesi kimyasal gebelik işte, ama 6 tanesi yine canlı doğuma gidiyor. Yani kanı tam koyamadığımızda o başlangıçtaki %0 oranından çok farklı değerler elde ediyoruz. Bu çalışmada DNA amplification failure oranı son derece düşük. Yetersiz amplifikasyon oranı. Bu grupta da yine aynı şekilde benzer oranlar var. Hemen hemen eşit abort ve diğer şeyler var. Öbür taraftan PGD grubuyla çalışma grubunu çalıştırdığımızda bakınız canlı doğum oranı ve sustained implantation rate, yani kalıcı implantasyon oranı, dikkat ediniz, PGT yapılan grupla kontrol grubunda implantasyon oranlarına bakıyorsunuz, kalıcı implantasyon oranları aslında birbirine yakın. Hemen hemen birbirine yakın oranda görülüyor. Öbür taraftan yaklaşık olarak %45.8 oranında da sustained implantasyon var. Burada %47 study grubunda, %45.8'de çalışma grubunda var. Biz şimdi bunu değerlendirdiğimizde bu çalışmada validitasyonun hem internal hem de eksternal olduğunu belirtiyor çalışmayı yazanlar. Kullanılan teknikten dolayı internal validitasyonun çok merkezde olmasından dolayı da eksternal validitasyonun olduğunu söylüyorlar. Ve bu çalışmada gösteriyor ki hemen hemen hiç discard olan, yani normal olduğu halde, anormal veya normal olduğu halde işte kullanılamaz dolayı discard olan embriyo burada yok. Dolayısıyla da trofektoderm biyopsisi herhangi bir adverse effect yapmıyor. Öbür taraftan bu çalışmanın ne kadar doğru bilinmez ama error rate'i yaklaşık %0 çıkmış. Yani gerçekte böyle bir error rate aslında şimdiye kadarki birçok çalışmada görmedik. Hani kendi merkezlerimizden de biliyoruz. Error rate'in böyle %0 olması çok beklenen bir şey değil. Bu çalışmanın yazarlara göre güçlü tarafı çok titiz bir dizaynın yapılmış olması. Bir randomizasyon vesaire başka bir yolla bu biası ortadan kaldırmak anlamında bir non-selection bir çalışma olmuş olması. Öbür taraftan multi-center olması nedeniyle de bir eksternal validitenin olduğunu ifade ediyorlar. Bunların yanında bakıldığında PGTA tekniği, yani tek bir PGTA tekniği, NGS tekniği kullanılmış. Bizden çok teknik bir iş vesaire şu bu da kullanılmamış. Bunları çalışmanın güçlü tarafları olarak belirtiyorlar. Peki çalışmanın zayıf yönleri, limitasyonları neler diye baktığımızda her ne kadar büyük oranda sonuç alınmış olsa bile yine de tabii tamamen mozaik olanlar var, segmental olanlar var vesaire. Onlar hakkında bir prediktif sonuç vermek çok mümkün görünmüyor. Sayıları çok yüksek değil. Öbür taraftan prospektif dizayn edilmiş olmasına rağmen retrospektif olarak ortaya konmuş PGTA'nın sonuçları. Ve bir diğer zayıf tarafı da belki çalışmaya katılan
hasta grubunun hemen hemen yarıya yakını genç hastalardan oluşuyor. Yani 35 yaşın altındaki hasta grubundan oluşuyor. Ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki NGS tabanlı PGTA kesinlikle güvenli ve embriyolara herhangi bir zarar vermiyor. Ve bundan sonraki çıkacak yeni teknikler ki yeni teknikler geliyor, şeyler geliyor. Onlarda da eksternal ve internal validite gösteren bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler Müstecef Hocam. Şimdi bu çalışmanın yorumunu da sevgili Batuhan Özmen'den dinleyelim. Abi öncelikle tabii böyle bir grupla böyle iki tane güzel bomba bir makale dinleyip hem tartışmak muazzam bir şey hakikaten. Yani iki önemli konu. Çünkü uğraştığımız hastaların siz daha iyi biliyorsunuz ama neredeyse %30-35 zaten poor responder artık. Bu ilk makale de çok güzel. Yani bu durumda nasıl bir aneuploid rate ile karşılaşacağız diye. Müsteşep hocamın da anlattıkları bu çalışma inanılmaz zaten. Her şeye ışık tutuyor açıkçası. Bence hani çok zayıf noktası yok açıkçası. Yani 35 yaşın evet büyük bir çoğunluğu 35 yaş altında ama o da bize çok ışık tutuyor. Bir kere beni predikte etmesi zaten hani klinik pratikten de biliyorduk %67 çok güzel bir gebelik oranı. NGS tabii ki geleceğin yöntemi gibi duruyor ama tabii daha ilerleyen herhalde bunun yerini de biraz daha ilerleyen zamanda non-invaziv preimplantasyon genetik alacak diye düşünüyorum. Çünkü non-invazivde de bayağı bir gelişme var. Burada tabii beni mozaik ve segmental aneuploidde biraz değişik oldu. Yani ben segmentalde açıkçası bunların olabileceğini düşünüyordum ama daha da iyi bir gebelik oranı bekliyordum açıkçası mozaikten de. Hani biz de çok hastayla tartışıyoruz mozaik ve özellikle de mozaikleri transfer ettikten sonra da tabii gebelik esnasında da testlerin yapılmasını öneriyor zaten genetik. Ama bizim bu çalışma alanımızda ben artık genetiğin iyice gireceğini düşünürken son slide'da yine bir hüsran oldum. Yani %47, %45 ki Müsteşef kardeşimizin grubu daha çok PGD yapıyor tabii bu şeyde. Yani sonuç çok farklı değil açıkçası. Yani klinik pratikte bu bize ne katar? Artı eski durumları düşündüğümüzde eskiden de tabii hiçbir zaman fiş yaptığımız dönemlerde de biz devamlı soruyorduk ya embriyo etkileniyor, bak gebelik daha zorlanıyor falan. Hiç yok, hiçbir etkisi yok deniyordu. Şimdi trofoektoderm biyopsisinde de ya da ICM'de de sonuçta bu ne kadar bir hasar bırakıyor? Gerçi bu çalışma gösteriyor yani herhangi bir hasar bırakmıyor uygun ellerde olursa. Ama tabii bir de işin mali tarafı var. Yani sonuç klinik pratikte değişmeyecekse %45-47 tamam eğer hastaya 12 hafta altında bir abortusla karşılaşabilecek. Tabii tekrar eden IVF gebelik kayıplarından bahsetmek istemiyorum. O hastalar daha bunda şey oluyorlar. Sonuç değişmeyince çok da bir şey katkısı olmuyor açıkçası. Çünkü embriyo başına bahsedilen değerler NGS yaptığınızda 6. güne gittiğinizde kaybettiğiniz embriyolarda ki mozaik oranları ve işte false rate burada oldukça düşüktü. Hani laboratuvardan laboratuvara da fark ediyor. Yani $250-$350 civarında bir maliyet artışı geliyor. Bunu aslında biraz da mali analizden de görmek lazım. Ama tabii ki tekrar eden gebelik kaybı ya da tam tersi bu çalışmada belki 35 yaşın üstündeki grubumuz daha yüksek olsaydı, oradaki sonuçları görseydik, ilk makale açısından da çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. İlk makalede de inanılmaz güzel bir şey. Tabii ovülasyon indüksiyon protokolleri, luteal faz ya da daha önce proaktif fazla topladığımız acaba oositler fark eder mi etmiyor ya da aneuploid rate'de bir değişiklik olmuyor ya da kullandığımız herhangi bir şekilde tetiklemede ya da yani prematür LH'ı engellemek için yaptığımız bütün girişimlerde ovülasyon indüksiyonunda ya da kişiye özel yaptığımızda aslında aneuploid rate'ler çok fazla etkilenmiyor gibi gözüküyor. Ama poor responder da her zaman daha önceki makaleler aksini söylese de benim klinik pratikte düşüncem hep bu hastaların aneuploid renklerinin daha yüksek olduğunu ve ovülasyon indüksiyonuyla
belki de havuzun daha avantajlı olacağını kişisel kanaatim olarak düşünüyorum. Ama tabii çalışmalarda bunun tam aksini söylüyor. Ta ki Fırat'ın söylediğine kadar bu çalışmada biraz daha değişik oluyor. Ben şahsım adına vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışmaydı. Ama demek ki buradan NGS'i, maliyeti göze alıyorsak yapmak ve single embryo transferi yapmak gibi görünüyor. Ama pratikte bunu ne kadar uygulayabiliriz, maliyet artışı ne kadar göze alırız bilmiyorum. Non-invasive'i de ben özellikle yerini alacağını düşünüyorum NGS'in ilerleyen günlerde diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum abi. Evet, çok teşekkür ederiz Batuhan değerli yorumların için. Şimdi ben son bir şey söyleyeyim ve toplantımızı kapatalım. Bir soru var mı diye bakıyorum, bir soru da yok. Burada bu grup öploidi NGS yaptıkları vakalarda %60 bir öploidi oranı vermiş. Bu aslında bir çok yüksek bir öploidi oranı. Yani her merkezinde NGS sonuçları farklı olabiliyor. Bir merkezden giden tüm embriyoların öploid oranı %20 iken, birinden %40 iken, birinden %60. Bu %60 oranı benim dünyada gördüğüm en yüksek oran. Yani demek istediğim şu, bu sonuçlar bu kadar yetkin, bu kadar key performance indicator, kalite performans endikatörü yüksek olan, öploid oranı veren bir merkezden çıkan bir sonuç. Bunları kendimize ekstrapole ederken düşünmemiz lazım. Yani bunların aneuploid dediği embriyoların hiçbirisi canlı doğuma gitmezken acaba biz kendi yaptıklarımız böyle mi oluyor? Bunu da kendi verilerimizle tartmamız lazım. Hemen böyle her literatüre de atlamadan eleştirisel, yani kendimize bakarak bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Ben bakıyorum herhangi bir soru yok. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Hala dinleyiciler varsa da katılımlarınız için, zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Kendi aramızda bile bu konuları tartışıp şey yapmamız çok faydalı. Benim istirhamım şimdi Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin Instagram sayfasına girip sizlerin de tartışmasını istediğiniz makaleler olursa buraya iletmeniz. Biz orada Instagram sayfasından bunları bakıp ileride yine böyle tartışmaya sunabiliriz diyerek kapatıyorum. Bir soru mu var acaba? Yeni bir mesaj var deniyor. Teşekkür mesajı. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize iyi akşamlar, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Herkese hoşçakalın. Teşekkürler, iyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar.